Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ya Muhammed. Keyfe haluka? Elhamdülillah bi khayr. Ve ente keyfe haluka ya ahi? Elhamdülillah. İnşallah senetekellem bi lügatü Türkiye. Ente ta'rif lügatü Türkiye afdal minni. Likey nefhem. Ahirullah. Mâze senetekellem inşallah. İnşallah. Muhammed. Hoş geldin inşallah. Şimdi Allah'ın izniyle sen bize Filistin'den bazı malumatlar vereceksin. Ben de bunu inşallah bizim Azerbaycanlı arkadaşlarla bölüşeceğim. Çünkü bizim Azerbaycan'da şu an Kudüs'te olan savaştan dolayı veya Filistin-İsrail arasında olan savaştan dolayı bazı anlaşılmazlıklar var. Onlar sanıyorlar ki Filistinliler güya Ermenistan'ı destekliyormuş, İsrail'i daha çok sevmek istiyorlar. İşte İsrail'i Azerbaycan'da daha iyi bir ülke gibi tanıtmak istiyor bazı işte Siyonist kafalar. Bundan dolayı ben Filistinlileri tanıyorum ve seninle de birkaç sene oda arkadaşlığı yaşadım. Filistinlileri biliyorum. O yüzden sen bize şimdi Filistinlileri anlatacaksın ve ilk önce kendini tanıtmanı istiyorum. Sen kimsin? Ne için? Neredesin? Ne yapıyorsun? Filistin'de nerede yaşadın ve şu an oradaki savaşın durumu ne? Neden şu an orada İsrail-Filistin davası var? Tamamdır. İlk önce ismim Muhammed Atraş. Ben Filistinliyim, Kudüslüyüm. 6 yıldır Türkiye'deyim. Burada eğitimimi devam ediyorum. Savaş hakkında konuşacak olursak, hani Filistin meselesi 100 yıl oldu, hani başlayalı. 1948'de İsrail bize işgal etti ve hala devam ediyor, işgalini devam ediyor. Gittikçe belki görüyorsunuz şimdi evlerimizi almaya çalışıyorlar, topraklarımızı almaya çalışıyorlar ve katliamlar yapıyorlar. Hani Gazze'de olsun, Kudüs'te olsun, bütün şehirlerde. Şu son haftalarda gelişenlerin sebebi Şeyh Jarrah diye bir mahalle var. Yahudiler bunu almak istiyorlar. Zorla insanları evlerinden çıkartıp başka Siyonist Yahudileri yerleştiriyorlar. Bundan ne anlıyoruz? Hani öyle bir rivayet var ya, Filistinliler topraklarını sattı diyorlar. Zamanında öyle olmuş, böyle olmuş. Şimdi onu görüyoruz. Şimdi onlar evlerimizi alıp 10 yıl sonra o insanlar, aynı insanlar gelip söyleyecekler. Ya Filistinliler evlerine sahip çıkmadı, sattılar. Halbuki satış hiç olmadı. Her zaman biz kanımızı, canımızı verdik o topraklara ve hala vermeye de devam ediyoruz. Şimdi Kudüs'teki olanlar 1967'de Yahudiler Kudüs'ü işgal etti. Ve işgal tarihi işte 2 gün önce bunun kutlamasını yapacaklardı Yahudiler. Bu yüzden 70 bin Yahudi toplanıp Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya girmeye planladılar. Aylarca bunu planlıyorlar. Bizim Filistin halkı gitti Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Ramazan ayında orada kaldı. Murabitler biz dediğimiz insanlar orada kaldı ve buna izin vermeyeceğiz dedi. Yahudiler dedi ki, yani birkaç kere girdiler, Mescid-i Aksa'ya baskın yaptılar. Oradaki namaz kılanları çıkartmaya çalıştılar, çıkartamadılar. Sonra en son dediler ki, tamam biz bunu yapmıyoruz ama o mahalleleri alacağız. Bu sefer bizim Gazze'deki, Batı Şeria'da silah yok, Gazze'de sadece silah var. Gazze'deki Hamas dediğimiz bir ve kasap duyguları, Yahudiler dedi ki, bunu yapmaya çalışırsan biz müdahale edeceğiz ve müdahale ettiler. Şimdi Gazze'de ve Kudüs'te, Gazze'de savaş devam ediyor. Bir süre şehitlerimiz var ve Kudüs'te hala insanlar savaşıyor ve bu sefer Filistin'in bütün bölgelerinde, her şehirlerinde ayaklanmalar var ve bunlar devam ediyor. Teşekkür ederim Muhammed. Evet. Allah razı olsun bilgin için. Şu an bizim Azerbaycan'da da Muhammed maalesef bazı Siyonist kafalar Azerbaycan'da işte internet sitelerinde bazı malumatlar yayıyorlar ki güya Filistin halkı Ermeni halkını seviyor ve Ermenilerle iyi bir irtibatı var. Filistinliler Azerbaycanlıları sevmiyor. Böyle bir yalanlar, ifşalar dolaşıyor. Bunu ben biliyorum ki Filistin halkı böyle değil. Bu konu hakkında ne söylemek istersin? Hakikaten Filistin halkı Azerbaycan'ı sevmiyor mu? Ermeni sevdalısı mı? Orada yaşayan Ermenilerin durumu ne?
Veya ben şimdi ismini vermeyeceğim. Sizde bazı başta üst düzeyde olan bazı insanlar var ki ismini çekmeye önemli değil. Onların Ermeniler hakkında bazı konuşmaları var. Şu konular hakkında ne söylemek istersin? Ve Azerbaycan halkına ne söylemek istersin? Hakikaten Filistin halkı Ermenileri seviyor mu yoksa sevmiyor mu? Filistin halkının Azerbaycan'a hürmetine bu hakta bize bir geniş malumat verirsen çok seviniriz. İlk önce şunu söyleyeyim. İşgal altında bir halk işgalcilere hiçbir zaman destekleyemez. Biz 1992'de Hocalı katliamı biliyoruz ve onların yaptıklarını biliyoruz. Onlar Karabağ işgal ettiklerini biliyoruz. Ve biz bunları yaşadığımız için hiçbir zaman, hiçbir insan, bunu yaşayan bir insan hiç asla, asla ve asla işgalciye destekleyemez. Bizim duruşumuz bir, Filistin halkının duruşu belli ve düşüncesi belli. Biz işgali asla desteklemiyoruz, zalimleri desteklemiyoruz ve bizim bize olanları, hani biz neden Karabağ'daki olanları gerçekten hissediyoruz? Çünkü biz bunları yaşadık. Katliam ne olduğunu biz biliyoruz. Ve gerçekten hani o zamanlarda bir süre insanlar tehcir edildi. Karabağ'dan o toprakları alıp insanları göç ettirdiler. Biz göçü yaşadık ve biliyoruz. Ve bu zulmü gerçekten hissediyoruz, samimi bir şekilde hissediyoruz. Bu yüzden biz hani Karabağ halkı ve Azerbaycan halkını destekliyoruz ve Ermenileri asla sevmiyoruz. Filistin'de Ermeni var mı yok? Var. 1800 yıl önce Ermeniler geldi. Orada kilise kurdular. Ve Osmanlı zamanında da yaşadılar. Müslümanlarla beraber yaşadılar. Biz onlara iyi muamele gösterdik. Fakat bunlar gerçekten nenkur bir millet olduğunu gösterdi bize. İsrail Filistin'i işgal ettiği zaman bunlar İsrail'in saflarını tuttular. Ve Filistinlilere karşı savaştılar. Ve hala savaşmaya devam ediyorlar. Bunların Filistin'de, Kudüs'te özellikle bir mahallesi var. O mahalleye hiçbir Filistinli giremez. Biz Filistin halkıyla aramızda hiç ilişki yok. Orada yaşadıkları halde Filistinlilerle hiç ilişkisi yok. Bunlar Yahudiler ve Siyonistlerin tarafı. Hatta Yahudi ordusunda hizmet, orada askerlik yapıyorlar. Yahudi ordusunda. Şimdi internette bir süre video gördüm. Bu yüzden şaşırdım. Hani ben Filistin'de yaşadım ve Filistinliler nasıl düşündüğünü biliyorum. Hani biz Ermeniler ne yani? Hani biz, bizim mazlum kardeşlerimiz var. Biz 92'de ve işgal edilmiş topraklar var. Karabağ ve o taraflardaki şeyler. Biz bunları destekliyoruz. Bir bakıyorum internette başka bir şey var. Ben gidip geleyim bir araştırayım dedim. Baktım 2015'te Ermenistan 100 yıl dememiz soykırımını falan bir kutlama var. Ve orada Mahmud Abbas diye bir Cumhurbaşkanımız katılmış. Evet. Şimdi ben diyeceğim. Çünkü bu adam hiçbir Filistinli temsil etmiyor. Bu adam 2019'da darbeyle geldi, seçilmedi. Yahudiler bunu getirdi. Bu adam Yahudiler onu getirdi. 2015'te o olaya gitti, bir bul bastı. Hani tamam biz onu soykırım olarak kabul ediyoruz. Ondan sonra bizim, hatta o zamanlarda belki Azerbaycan'da falan hiçbir tepki olmadı. Ama bizim halktan tepki oldu. Ve adam onun ardından çıktı ve dedi ki, yok biz böyle bir şey yapmadık. Filistin devleti bilgisi dışında yapılan bir şey. Evet. Ve hani oradaki halk gerçekten bunu kabul etmedi, desteklemedi yani. Şimdi gidip halka sorsan kimse onu desteklemiyor. Hatta adam geri adım attı. Şimdi Yahudiler, şunu söyleyeyim. Yahudiler niye bu konuda sadece Ermenistan'a karşı duruyorlar? Yahudiler sadece buna inanıyorlar. Dünyada tek bir soykırım var. O da Yahudilere karşı yapılmış. Holocaust zamanında, Almanya zamanında. Ermenistanlılar şey yapmaya çalışıyorlar. Yok bize karşı da soykırım yapıldı. Yahudiler onu kabul etmiyorlar. Bir tek bize yapıldı falan. Ben yapıldı demiyorum ama hani bunlar öyle yapmaya çalışıyorlar. Evet. Sadece bu taraftan Yahudiler Ermenistan'a karşı tutuyor. Diğer şeyler askeri ve istihbaratı işbirliği yapıyorlar Ermenistan'da.
Hatta Yahudilerin sosyal medyasında ben onları takip ediyorum, bakıyorum hani yok İsrail Yahudiler Azerbaycan'a silah verdi. Ama sosyal medyada İsrail'in sosyal medyasında adamlar şey diyorlar. Bizim eskiden silahlarımız, kullanmadığımız silahlarımız Azerbaycan'a satıyoruz ve bununla övünüyorlar. Övünüyorlar. Diyorlar ki hani biz bu milleti kandırdık. Bu millete İşte bizde de Azerbaycanlı bazı Siyonist kafalar diyor ki işte İsrail'in silahı olmasaydı güya biz kazanamazdık. Onlar da bizimle işte orada dalga geçiyorlar. yok. Siz silahla kazanmadınız. Evet. Oradaki insanların, oradaki mücahitlerin imanıyla kazandınız. O silahlar, Yahudiler zaten sosyal medyasında diyorlar ki hani onlar sizi zaten arkadaş görmüyor. Biliyoruz, bunu biliyoruz. İsrailliler hiç kimse arkadaş olarak görmüyor. Yahudiler bak yıllarca aynı kafayla çalışıyorlar. Biz ticaret yapıyoruz. O kadar. Adamlar size verdikleri silah zaten diyorlar ki biz de halk sordu niye veriyorsunuz? Parayla verdi. Devlet de biliyor para ödedi bu silahlar için. İsrail diyor ki biz de eskilen siyah silahlar ve kullanmadığımız silahlar verdik. Sosyal medyasında İsrail'in sosyal medyasında bunu yazıyorlardı. Ve bundan ne anlıyoruz biz? Yani ben oradaki kardeşlerime, Azerbaycan kardeşlerime şunu söylüyorum. 2015'teki olanlar oldu mu? Oldu. Ama bu adam bizi temsil etmiyor. Siz giden araştırın. Mahmud Abbas diye bir adam var. Seçilen bir adam değil. Filistin'de hiç sevilmeyen ve bize karşı çalışanlar çalışıyor. Şimdi bizim mücahitlerimizi hapishaneye atan bir adam. Adam Şimon Peres'i herkes tanıyor. Eski İsrail'in Cumhurbaşkanı. O geberdiği zaman onun evine gidip ağladı. Hani biz böyle adamdan ne bekliyoruz? Hani bu adamın sözünü hiç itibarı yok. Hiç itibar saymıyor. Şimdi savaş var Filistin'de. Güya o Filistin Cumhurbaşkanı. Ama hiç kimse onu şey yapmıyor. Onunla iletişim geçmiyor. Söz sahibi halkın. Savaşan halk o söz sahibi. Bu adam halkı temsil etmiyor. Kendisi bile temsil etmiyor. Adam 85 yaşında artık ne söylediğini, ne düşündüğünü hiç bilmiyor. Ve İsrail kendisi sosyal medyada yayınladığı bir sürü röportaj var. İsrail kendisi diyor ki hani bu adam bizim adamımız. Bu yüzden adamın yaptıklarını hiç bizi temsil etmiyor. Hani ve bütün ben Filistin halkının adını konuşuyorum. Bizi temsil eden bu değil. Bizim düşüncemiz belli, tuttuğumuz saflar belli ve şu meselelerde, Karabağ meselesinde bizim düşüncemiz belli. Bu işgal edilmiş bir toprak ve biz işgal altında yaşayan bir millet hiçbir zaman zulmeden ve işgalcilere desteklemiyoruz. Allah razı olsun Muhammed. Çok teşekkür ederim. Senin bu yani sözlerin bize yeter. İnşallah bunları senin izninle Teşekkür Azerbaycanlı arkadaşlar, kardeşler veya bizim diğer Azerbaycan halkı arasında paylaştıracağız inşallah. Allah senden razı olsun. Hoşça Teşekkür kal. ederim. Kendine Sizden iyi razı. bak. Esselamu aleyküm Siz ve de iyi rahmetullahi bayramlar. ve berekatuhu. Selamun aleyküm.